Herkese selam, ben Nihal. Bugün sizlere bitenler ve birazcık beni sinir edenler videosu hazırladım. Uzun uzun yine ürün anlatacağım bir video olacak. Çayınızı kahvenizi alın, hazırsanız başlıyoruz. Sanıyorum izlemeyi de çekmeyi de en çok sevdiğim videolardan biriyle şu anda karşınızdayım. Önümde bir sürü ürün var. Bunların arasında bittiğine çok üzüldüğüm ürünler ve beni deli eden ürünler var. Onları şimdi sırasıyla size göstereceğim. Öncelikle tabii ki biten ürünlerle başlıyorum. Gerçekten üzüldüğüm ürünlerden bir tanesi, biliyorsunuz uzun süredir size Yves Saint Laurent'in Libre parfümünü ne kadar çok sevdiğimi anlatıyorum. Bu sezon onu çok kullandığımı gösteriyorum. Sonunda bitirdim parfümü. Eğer ki bir sevgililer günü indirimi yaparsa Sephora, o zaman ben parfümümü tekrar alabilirim. Şu an için yenisini alamayacağım ama en kısa zamanda tekrar alacağım harika kokulardan bir tanesi buydu. The Body Shop'un çilekli Body Butter benim en sevdiklerimden bir tanesi. Bu küçük boyda yılbaşı koleksiyonlarının içinden çıkmıştı. En çok bunu kullanıyorum. Favorilerimde sık sık gösteriyorum. Bunu da bitirdim. Yedeği zaten var. Kullanmaya başladım bile. Asetonsuz oje çıkarıcıları çok seviyorum. Biliyorsunuz Yves Rocher'ninki de tırnaklara zarar vermeyen, pıt diye kolay bir şekilde ojeyi, kırmızı ojeyi, siyah ojeyi, koyu renk ojeyi bile çıkaran bir asetonsuz oje çıkarıcı. Bu bittikçe alıyorum. Hatta stokluyorum. Yenisini aldım bile. Bu da benim bu ay bitirdiğim ürünler arasındaydı. Ve iki tane de L'Oreal'in Bambi Eye maskarasını bitirdim. Çok severek kullandığım bir maskara. Tabii ki stokladım bile. İndirim dönemleri de ilk önce bundan alıyorum. Etkisini çok beğeniyorum. Şu anda gözlerimde de görüyorsunuz. Zaten hem kirpiklerinizi kaldırıyor, aynı zamanda hacim de veriyor. Yani benim istediğim her şeyi sağlıyor. Silikon taraklı da bir fırçası var. Son günlerde çıkan en güzel maskaralardan bir tanesi. Yenisi hemen yerini aldı. Yine kadrolu bitenlerim arasında L'Oreal'in bu Infallible Modern Concealer var. Benimki 334 numarası. Çok beğeniyorum bunu. Çok kullanıyorum. Müthiş kapatıcılığı olan bir ürün. Dikkatli kullanmak gerekiyor. Çizgilerinize dolabilir çizgileriniz varsa. O yüzden böyle süngerle pıt 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 uygulama yapmanız gerekiyor. Çok seviyorum ve yenisini yine aldım bile. Buraya kadar çok güzel. Beni gerçekten derinden üzen ürünlerden bir tanesi son videolarımda Flormar 229 numaralı kalemin üzerinden çeşitli balm türü ürünler kullandığımı gösteriyorum hep size. Benebalm en sevdiklerimden bir tanesi. Bunu bitirdim ama maalesef yenisini alamıyorum çünkü artık satıştan kalkmış. Yok. Hiçbir yerde yok. Bir yerde görür duyarsanız, stonda kalan bir Sephora varsa bana haber verirseniz çok çok sevinirim. Maalesef bulamıyorum. Yenisini alamıyorum. Oysaki çok sevdiğim ürünlerden bir tanesiydi bu. Ve kaç makyaj videosunda size gösterdim hatırlamıyorum. En sevdiğim pudralardan birisi Deborah Milano'nun La Cipria pudrası. İnanılmaz güzel, ince yapıda harika bir sıkıştırılmış pudra. Bunu bitirdim. Çok seviyorum ama yenisini almayacağım. Çünkü bunun yenisini aldığım zaman diğer pudralarımı yine kullanmayacağım. Yine bunu kullanmaya devam edeceğim. Onlara birazcık yazık olacak. Sırf elimdeki pudraları bitirmek için yenisini almıyorum ama kendimi çok zor tutuyorum. Bugüne kadar kullandığım en güzel pudralardan bir tanesi diyebilirim. Diğer maskelerin ambalajlarını atmışım. Yani aslında biriktirmem gerekiyordu. Neden attım gerçekten bilmiyorum ama elimde kalan iki tanesini size göstereceğim. Bu aralar sıklıkla göz maskeleri kullanıyorum. Hatta makyaj videolarında da artık böyle bir alışkanlık kazandırabilmek için sizlere de gösteriyorum. Garnier'in bu göz torbaları için olan maskesini kullandım. Etkisi gerçekten güzel. İçindeki serumu çok 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 fazla. Özellikle şu kış aylarında kuru göz çevreniz varsa çok da iyi nemlendiriyor. Bu da Sephora'nın dudak maskesi. Çok fazla kuruyan dudaklarınız varsa onların pürüzsüz güzel görünmesini istiyorsanız bu tarz maskelere de bakabilirsiniz. Bunun etkisini beğenmiştim. Başka maskeler de deniyorum. İlerleyen videolarda size mutlaka önereceğim onları. Yeni yeni saç boyaları keşfetmek istiyorum, denemek istiyorum diye saç bakım videolarında sık sık böyle başınızı ütülüyorum, söylüyorum. Sonunda bir tane boya denedim, yeni denedim. Instagram'dan beni takip ediyorsanız zaten görmüşsünüzdür. Boyadığımda da paylaşmıştım. Schwarzkopf'un boyalarından bir tanesi bu. 1.0 derin siyah rengini aldım. Şu an onunla boyanmış halini görüyorsunuz saçlarımın. Gerçi şu an toplu ama şöyle açacağım artık. Simsiyah. Çok güzel. Hiçbir şekilde mavilik barındırmıyor. Ben zaten mavi siyahları, içinde yansımalar olan siyahlardan nefret ediyorum. Sevmiyorum. Siyah
normal bir siyah olacak ve simsiyah duracak. Bu çok güzel bir siyah. Etkisini çok beğendim ve hiçbir şekilde saçlarım sertleşmedi. Saçımın dokusuna zarar vermedi. Saçım hala yumuşacık. Zaten boyanın içinden bir serum çıkıyor. Boyayla karıştırıyorsunuz ve saçınızı koruyor. Çok da güzel. Etkisini beğendim. Keşke o serum tek başına satılsa. Schwarzkopf bizi duyuyorsan eğer, o serumu satışa çıkartabilir misiniz acaba? İnanılmaz güzel bir serumdu. Yani saçıma da çok iyi geldi. Çok beğendim. Boya sonrası ürünlerini de çok beğendim. Bu güzel bir ürün. Palette'den sonra bir boya deneyebilir miyim acaba merak ediyordum. Palette de hala stoğumda duruyor ama bundan da hemen yenisini aldım. Size de gösteriyorum. Çok güzel. Hatta belki bir beyazlarımı kapatma videosu çekebilirim size. Evde saçlarımı nasıl boyuyorum. Gerçi ben çok renk değiştirmiyorum biliyorsunuz. Siyaha boyuyorum ama size bir saç videosu da çekebilirim bu konuda isterseniz. Eğer bu da benim bitirdiğim ama anında stokladığım ürünlerden birisi oldu. John Friedan'ın bir şampuanı var. Artık bunu aylardır bitirmeye uğraştım. Yani çok zor kullandım. Sevmedim ben bu şampuanı. Normalde kuru ve yıpranmış saçlar için diyor. Sanırım biraz elektriklendirdi ve saçım bilmiyorum yani dokusuna çok iyi gelmedi. Zar zor. En son artık gerçekten fırçalarımı yıkayacaktım. Bununla neyse ki bitirdim. Asla yenisini almayacağım. OGX'in çeşitli şampuanlarını kullanıyorum bir süredir biliyorsunuz. Bu da OGX'in kuru saçlar için argan yağlı olan şampuanı. Bitirdim ama biyotinlisine geçtim. Yenisi alınabilir. Çok güzel ama saçım anında alıştığı için ben şu anda OGX'in mor olanına geçtim. Onu kullanıyorum. Ve yine bir kadrolu bitirdiğim ürünüm Garnier'in çift fazlı makyaj temizleme suyu. Bitti. Yenisi anında indirim döneminde alındı ve stoklandı. Şimdi çöpe giden birkaç tane ürünü göstereceğim size. Bunlardan bir tanesini herhalde çöpe atamam ama bir arkadaşıma veririm muhtemelen. Ama şimdi çöpe gidenleri göstereceğim. Darphin'in bu makyaj temizleme sütü. Bunu almıştım. Bir türlü istediğim randımanda kullanamadım. Yani gözümü yaktı. Cildimde yağ butonları oluşturdu. Ağır geldi. Sözde kuru cildimi yormamak için bunu kullanmak istedim. Bekletirken de artık bozuldu. Yani bıraktım kenara sevmeyince normal Garnier'in temizleyicilerine geçtim. Ve bunu kenarda bıraktım. Artık bozulmuş. Mecburen çöpe atacağım artık bunu. Yani biliyorsunuz Darphin'in ürünlerini çok severim ama ben bu makyaj temizleme sütünden pek memnun kalamadım. Ve kullanamadığım için de bozuldu ürün beklerken. Çöpe gidecek çok üzülerek. Seville Parfümeri'nin kendi markası Cottage galiba. Böyle bir markası var. Aromatik kokuları çok seviyorum biliyorsunuz. Bu da frambuazlı çilekli bir vücut losyonu. Yine çok aromatik koktuğu söyleniyor ama asla Body Shop'unki gibi ya da Yves Rocher'inkiler gibi kokmuyor. Duştan sonra bu başlığıyla vücudunuza püskürtüyorsunuz, uyguluyorsunuz. Asla yeterli gelmiyor. Yani nemlendirmiyor. O istediğiniz etkiye sahip olmuyor. O hoş gelen çilek kokusu değil de hani böyle içinizi bayıp daraltan bir koku vardır ya, öyle bir koku geliyor. Ve zaten bunu da yine kullanamadığım için beklete beklete yazık bana ki maalesef bozuldu. Bu da çöpe gidiyor. İki tane daha çöpe gidecek ürün var. Sanıyorum bu videodan sonra yayınlayacağım. Bir makyaj videosu yayınlayacağım. Orada zaten nedenini detaylarıyla göreceksiniz. Fenty'nin bu eyeliner'ı. Çöpe gidiyor. Birine de veremem çünkü ucu bozuldu. Kullanamaz kimse artık. Böyle pahalı bir eyeliner alıyorsunuz ama far gibi uygulamalardan sonra gözünüze uygulayamıyorsunuz. Yazık. Ucu anında bozuluyor. Hadi far uygulaması yapmadınız, boş göze uygulayacaksınız, bir ay kullanabilirsiniz. Ama gözünüzde pudra varsa, far varsa onun üstünden uygulayacaksanız 3 kere kullanabilirsiniz. Berbat. Siyahlığı çok güzel, duruşu çok güzel. Tamam, şahane ama zaten eyeliner çekmeyi bilmiyorsanız çok likit yapıda olduğu için anında bulaşıyor. Yağlı göz kapaklarınız varsa anında bulaşıyor. Ama farın üzerinden uygulamaya çalıştığınız andan itibaren birincisi anında ucu bozuluyor. İkincisi üzerinden geçmeye çalışırken sürdüğünüz ürünü de kaldırıyorsunuz. Şu anda ucu bozulduğu için çöpe gidiyor. Asla almam. Ve Deborah Milano'nun bu keçi uçlu eyeliner'ı. Ben bunu çok seviyorum. İncecik, çok güzel bir ucu var. Şahane uygulamalar yapabiliyorsunuz. Ben bunu yeni aldım. Fakat az önceki aynı durum söz konusu. Anında ucu bozuluyor. Ve siz ürünü daha bitiremeden, bir ay bile olamadan maalesef çöpe gidiyor. Ucu bozuldu, ürün kurudu. Şu anda uygulayamıyorum.
üzülerek çöpe atıyorum. Bunu çöpe atmayacağım ama kullanabilecek bir arkadaşım var, ona vereceğim. Bunu gösteriyorum. Yine bir makyaj videosunda size bunun nedenini gösterdim. Muhtemelen bundan sonraki videoda yayınlanacak o. Golden Rose'un böyle bir yüz paleti var. Çok güzel düşünmüşler. Gerçekten takdir ediyorum. İçinde farlar artı yüzünüze uygulayabileceğiniz bronzerınız, allığınız, pudranız, aydınlatıcınız, her bir şey var. İçinde sadece iki ürün işe yarıyor. Allığı ve bronzeri. Yani bunun için tutulabilir ama gerçekten gerek yok. İhtiyacı olan bir arkadaşım vereceğim. O benden daha iyi kullanacaktır. Farlar asla birbiriyle karışmıyor. Asla karıştıramıyorsunuz. Yani diyorsanız benim çok vaktim var. Bir saat boyunca ben o farı alırım, uygularım, karıştırırım diyorsanız buyurun kullanın. Ama hiçbir şart altında al çantaya at pratik bir şekilde şununla şunu karıştırayım, bununla bunu karıştırayım dediğinizde o renkler asla birbiriyle karışmıyor. Çamur gibi şuranızda kalıveriyor. Ben çok beğenmedim etkisini. O yüzden bu benim evimden gidiyor. Bu ay benim bitirdiklerim ve vedalaştığım ürünler böyleydi. Siz neleri bitirdiniz ve nelerle vedalaştınız? Bu ürünlerle ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Videonun altına yorum olarak bırakırsanız eğer ben de onları keyifle okuyacağım. Diksiyon dersiyle videomuza devam ediyoruz. Size bazı ünsüz bulaşmalarından ve ünlü bulaşmalarından bahsedeceğim. Yaygın yanlışları artık birazcık kenara bıraktık. Ara ara onları size hatırlatacağım ama birazcık kurallara giriyoruz artık. Ünlü bulaşma. Ünlüyle biten bir sözcükten sonra ünlüyle biten başka bir sözcük geliyorsa mutlaka ayırarak okuruz. Onları asla birleştirmeyiz. Yani ulama tarzı olaylar onlarda asla yapılmaz, söyleyiş çirkinliğidir. Mesela çorba içelim, çorba içelim, çorba içelim şeklinde, yani hızlı söylerseniz, ayırmadan söylerseniz böyle bir söyleyiş olur ve oldukça çirkin olur. Çorba içelim ya da Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı şeklinde birleştirerek okunmaz. O zaman bir önceki sesli harfi yutmuş olursunuz ve söyleyiş çirkinliği olur. Sesliyle biten bir sözcükten sonra sesliyle biten başka bir sözcük geliyorsa ayırarak okuyorsunuz. Ama ulamayı bilirsiniz. Sessizle biten sözcükten sonra sesliyle biten bir sözcük geliyorsa birleştirerek okuruz, ulama yaptırırız. Bu da söyleyiş güzelliğidir. Onu da konuşmada da rahat rahat uygulayabilirsiniz. Bazı ünsüz bulaşmaları vardır. Çok tehlikelidir. Mesela D, T bulaşması gibi. Bir sözcüğün sonunda T varsa eğer onu vurgulayarak söylemeniz gerekir. Onu D'ye dönüştürmemeniz gerekir. Bu bir hatadır. Mesela 4'te 4, 4'te 4 şeklinde değil. 4'te 4. Buradaki T'yi mutlaka çıkararak, vurgulayarak söylemeniz gerekir. Konuşurken bunlara dikkat ederseniz eğer adım adım düzeltmeye yaklaşmış oluruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz ben her çarşamba, cuma ve pazar günleri kanala yeni bir video yüklüyorum. Çarşamba ve cuma günleri saat 17.30'da, pazar günleri de rahat rahat izleyin diye saat 13'te yeni videom hemen burada yayında oluyor. Kanalıma abone olursanız, bildirimlerimi açarsanız, Instagram'dan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.